saatler 17.45 oldu. İş dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Artık ezberlediniz zannediyorum bugün. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi iş dünyasının ilk bölümünde turizmi konuşacağız. Taze taze bayramı geride bıraktık. Uzunca da bir bayram tatili oldu. Sektörde artık bayram sonrası beklentileri de içine alacak şekilde bir değerlendirme yapalım istedik. Bunun için de tatil dükkanı genel müdürü Güray Günay stüdyoda bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz Güray Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Gayet iyiyim. Teşekkürler. İyi geçti dediniz. Bayram sezonu oldukça yoğundu. Evet, yüzümüz gülüyor. Bu özellikle 9 günlük tatilde bizi Didem Hanım olumlu anlamda çok etkiledi. Bu tarz birleşen tatillerin önceden açıklanması bizim sektörde olumlu etki yaratıyor. Keza bir de bu sefer biliyorsunuz ki Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak sömestr, yani ilk orta dereceli okulların kapanmasıyla birlikte çok daha hareketli geçti. Hem yerli turist anlamında hem yabancı turist anlamında yüzümüzün güldüğü bir dönem oldu. İyi, ne güzel. Yani sizlerin yüzü gülüyorsa para girişi olduğu anlamına gelir. Türkiye'nin de yüzü güler diye bekliyoruz zaten hepimiz. Şimdi Türkiye demişken 2024 yılı Ocak-Mayıs dönemine bakıyorum. Toplamda 17.809.078 net olarak ziyaretçi ağırlamışız. Verilere baktığımızda da yine Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15.784.213'ü yabancılardan olmuş. Şimdi önce tabii hani ciroyu konuşacağız ayrıca, hani ne bırakıyor bunlar, ne kadar para girişi oluyor, döviz girişi oluyor, bunları soracağım ama dağılımda nasıl bir değişiklik var, eğer varsa yerli yabancı turist ayrımını nasıl okumak lazım, nedir oradaki yeni trendler? Tabiri caizse. Sizin de belirttiğiniz üzere Didem Hanım, bu rakamlar çok yenice açıklandı. İlk 5 ayın rakamları. Kabaca diyeyim 18 milyon şu anda bir turist gelir girişi var. Bu 18 milyonun 2,5 milyonu yerli turistten oluşuyor. 5,5 milyonu da ortalama yabancı turist. İlk 5 ayda ülkemizi ziyaret eden. Yine bu toplam 18 milyon içerisinde 7 milyonu İstanbul'a uğramış. Baktığınızda bu da geçen sene aynı döneme kıyasla %12-%13'lük bir artışa tekabül ediyor İstanbul üzerinde. Tüm Türkiye genelinde bu 15,5 milyon yabancı turistin dağılımına baktığınızda Ege'nin başı tabii ki Akdeniz bölgesi ve özellikle Antalya çekiyor. Hı hı. Arkasından Ege bölgesi geliyor. Ağırlıklı yabancı turistler nereye gidiyorlar? Antalya, Marmaris ve Bodrum özelinde 3'e ayırabiliriz. Millet olarak baktığınızda da gene bu 15 milyon dağılımında kabaca ilk sırada Almanlar Rusların önüne geçmiş durumda ki daha önceden hatırlarsanız Antalya dediğimizde eşittir Ruslar geliyordu. Şu anda Almanlar daha bir ön plana geçtiler. Ruslar gene iyiler. Yani bu kadar karışıklığa rağmen baktığınızda gene ikinci sırada yer alıyorlar. Almanlar daha çok böyle Side, Manavgat tarafına doğru kayarken Ruslar daha böyle Antalya ortasında Belek civarında Kemer tarafında diye adlandırabileceğimiz bölgede bizim bölgemizde yer alıyorlar. Yerli turiste baktığınızda bu 2,5 yerliye geçmeden önce Almanlar var, Ruslar turistler var, İranlılar da var ve İngiltere'den de var. Kesinlikle evet. Birleşik Krallık da çok fazla. Birleşik Krallık genellikle Kemer tarafını, yani daha böyle Tekirova, Ege tarafı ve Foça'yı tercih ediyor onlar. Yani İngiltere'den gelen misafirler baktığınızda Bodrum, Ege veya Foça, Çeşme tarafını ağırlıklı tercih ediyorlar. Şimdi siz biraz önce reklam arasında bir sohbet ederken İtalyanları getireceğiz dediniz. Doğru. Şimdi bu grup içinde İtalyanlar yok. Hani onları nasıl, nedir yani oyun planı İtalyanların Türkiye'ye gelmesi için? Geçen farklı bir programda da bahsetmiştik bundan. Şöyle dinlemem. İtalyanlar ağırlıklı hali hazırda Mısır'a çok fazla seyahat ediyorlar. Hı. Yani ikinci destinasyon Mısır diyebilirim onlar için. Biz Türkiye olarak orada bir yeni oyun kurarak rotayı Türkiye'ye döndürmek için uğraşıyoruz. Mesela biz tatil ülkeni olarak, yani kendi şirketimiz, bu yılki hedefimiz 26-27 bin civarında getirmek ki bunların charter diye adlandırdığımız özel uçak seferleri, zaten anlaşmaları, kiralamaları yapıldı. Otel anlaşmaları yapıldı ki hali hazırda bu bahsettiğimiz rakamın da yaklaşık 3'te 1'i gerçekleşmiş durumda. Yani 8 bin civarında bir şu ana kadar geldi İtalyan, İtalyan anlamında sadece bizim şirketimizde baktığımızda tabii, tabii. Gerçekleşen rakamdan tabii. Bahsediyorum. Ki az evvel sizinle konuştuk.
Birçok ülke için de bu sejur turizm, yani yabancılar için de öyle, özellikle İtalya için de öyle, bize çok benziyor takvimleri, tarihleri, tatil tarihleri. 15 Haziran'la birlikte onlarda da okul kapandığı için seyahat şeyi artmaya başlıyor. Eğilmesi, grafiği artmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim en yoğun İtalyanları ağırladığımız tarih Bodrum bölgesi için Temmuz ve Ağustos ayı olacak ki bu sene bir aksilik olmazsa sadece bizim şirketimiz Bodrum özelinde 10-12 bin civarında İtalyanı anlaşmalarımız yapıldı, charter yapıldı. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece normal şartlarda bu toplam sayının 12 bini de Bodrum'a geliyor olacak. Peki, yani inşallah da olmasın zaten i̇nşallah, herhangi tabii bir aksilik. Şimdi yine aslında turizmi konuşurken gündemde çok başlık var da bir hızlı bir toparlama alayım sizden. Bayram nasıl geçti? Nerelere odaklanıldı? Doluluk oranları nasıldı? Bir de şimdi biraz zaten bahsettiniz, yabancılar ekseninde bahsettiniz. Hani sezon devam ediyor sonuçta. Bayram sonrasına ilişkinde yapılan anlaşmalar ve alınan rezervasyonlar noktasında nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi bir sene olacak mı bu sene? Şimdi her bayram olduğu gibi bu bayram da Didem Hanım bölge olarak baktığınızda Akdeniz bölgesi ve Ege en çok tercih edilen yerlerdi. Biraz önce zikrettiğim gibi Antalya, Marmaris ve Bodrum hem yerli hem yabancı turistler için bu bayramda da en çok tercih edilen yerlerden olduğu, destinasyonlardan olduğu. Ha, bunun yanında baktığınızda bir de bir vize ve Schengen gerçeği var ki bunu bypass etmek ve daha az maliyetli turlar yaratabilmek için biz vizesiz turlara yöneldik bayram için. Bu bayramda özellikle Kurban Bayramı'nda Üsküp, Piriştine, Kotor, Budva, Şarm el Şeyh turlarımızı oluşturduk ki vizesi olmayan misafirlerimiz için veya daha ucuz, daha uygun paketler yaratarak insanların bu tarafta ki oradaki paketlerimizin tamamı doldu. Hiç boş yerimiz hiç yoktu. Hiç boş yer yok. Bu paketlerdeki ücretlendirme veya bu turların maliyeti Türkiye'de benzer sürelerde tatil yapmanın maliyetinden daha mı uygun? Daha uygun. Eğer Balkanları kastediyorsak, yani vizesiz, çok daha uygun fiyata geliyor ki zaten sitemize girdiklerinde misafirlerimiz oradan da kıyaslama yapabilecekler. O anlamda bayramda özellikle Balkan vize iyi geçti. Vizesi olan, Schengen'i olan, daha önceden almış veya işte başvurun zamanında başvuran misafirlerimiz için Paris tamamen %100 geçti. Disneyland özellikle dediğim gibi okulların tatil olması tabii ki çocuklu ailelerden kaynaklı. Paris Disneyland turumuzun tamamı satıldı. O da çok iyi geçti bizim için. Bir de Kıbrıs bir gerçek var. Sonuçta kimliğinizle seyahat edebiliyorsunuz. Bir farklı ülkeye gidiyorsunuz ve bayramda çok fazla sanatçı alternatif vardı. Sanatçı çıkıyordu. Kıbrıs'ta %100 dolulukla full geçti Kıbrıs'ta baktığınızda. Yani özetle vizesiz bölgeler Balkanlar, Kıbrıs gayet iyi gitti ve %100 doluluk geçti. Bölge olarak da Ege bölgesi Ramazan bayramını oranla %95 çok daha iyiydi. Antalya'da da çoğu otel %100 geçti. Peki son olarak şeyi de sormak istiyorum size. Şimdi yılı nerede, nasıl bir girdiyle tamamlamayı bekleyebiliriz? Turizm Bakanlığı'nın hedeflerini biliyoruz. Bunu aşma imkanı olabilir mi, yoksa hani yakalamak noktasında mı sorun yaşamayacağız? Altını çok kimse beklemiyor diye düşünüyorum. Evet, geçen sene biliyorsunuz Didem Hanım $54 milyar civarında bir gelirle kapattık ki bu anlamda turizm cari açımıza da çok büyük direkt katkısı olan bir gelir kaynağı hepimizin bildiği üzere. Bu sene bir aksilik olmazsa hedeflenen 60 milyon, dolayısıyla $1000'dan hesapladığımızda $60 milyar bir beklentimiz var. Bir aksilik olmadığı sürece ki şu anki hıza baktığımızda, gidişata baktığımızda bu yakalanabilecek gibi. Yani geçen senenin 54'ü bu senenin 60 milyar doları olacak gibi gözüküyor. Ha burada tabii ki şey çok önemli. Nitelikli, nicelikli turist ve bizim artık o gerçekten kişi başı $1000 yakalıyor olmamız lazım. O $1000 yakaladık ve üstüne geçtiğimiz anda artı yazmaya başlayacağız. Buna tabii farklı etkenler, nedenler var. Konuşulur, ayrı günün konusudur belki ama $1000 civarını yakaladığımızda kişi başı $60 milyar bu yıl öngörmüş ki bir aksilik olmazsa da bu yakalanacak gibi gözüküyor. O kişi başı $1000 da önemli bir eşik olarak önümüzde duruyor. Kesinlikle. Tatil Dükkanı Genel Müdürü Güray Günay, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bugün. Size kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.